Şimdi öncelikle bu güzel ortamı hazırlayıp bize sunduğunuz için Çakır Medya'ya teşekkürlerimi iletiyorum. Bugünkü gündemimizi son halk oylaması ile ilgili değerlendirmeler yapacağız. Bunu Türkiye'mize, Türk milletine yansımalarını, siyasi partilere yansımalarını değerlendireceğiz. Sizleri fazla sıkmadan halk oylamalarının 12 Eylül 1980'den sonra başlamış ve en son 2017'de yapılan halk oylamasıyla da sonlanmış halk oylamalarını değerlendirmelerini yapacağız. Şimdi 1980 12 Eylül'ünden sonra 82 Anayasası'nı halk oylamasına götürüldü. 7 Kasım. %94 evet, %8.6 hayır. Bu biliyorsunuz 1982 Anayasası 1980 askeri darbesinden sonra yapılmış bir referandum idi. 1980 öncesi hadiselerin getirdiği vatandaş üzerinde, Türk milleti üzerindeki terörle alakalı sıkıntılar, meclisimizin, meclis başkanımızı, cumhurbaşkanını aylar süren turlar neticesinde olgunlaşamaması, olmaması 12 Eylül'e ve 12 Eylül'cülerin de kendi ifadeleriyle terörün yani sağ-sol kavgası diye değerlendirilen terörün, ki bize göre bu Sovyetlerin Türkiye'ye yayılma politikasını Türkiye'deki sol örgütler tarafından taşeron olarak kullanılması ve ülkücülere ve Türk milliyetçilerine saldırılar, ölümler ve toplu katliamlar. Bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası için, bayrağı için, vatanı için mücadele eden gençler, bir tarafta da Sovyetlerin işgaline teşnelik yapan sol örgütler. 12 Eylül tabi bu ortamda Türk kamuoyu üzerinde terörün bitmesi, ortalığın huzur bulması asabiyle yapılan referandumu da %90 gibi bir yüzdeyle evet olarak geçirmiştir. İkincisi 6 Eylül 1987. 6 Eylül 1987'deki halk oylamasının sebebi eski siyasi liderlerin, yani Demirel'in, Ecevit'in, Türkeş'in ve Erbakan'ın, dördü de şu anda rahmetli, kendilerini rahmetle anıyorum, bunların yasağının kalkıp kalkmaması için yapılan bir referandumdu. Bu referandumda bugün MHP'li ülkücü olduğunu ifade eden arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu Anavatan Partisi'nin içinde siyaset yaptığı için yasakların devamından yana oy kullandılar. Yasakların devamından yana. Yani liderimizin, genel başkanımızın yasağının devamını uygun gördüler ve Anavatan Partisi'nin bünyesinde yasakların devamından yana oy kullandılar. Ama %50.2 evet, %49.8 ile siyasi yasaklar kalktı. Yani Anavatan Partisi'ni, kendisini çok demokrat, o zaman çok demokrat olarak nitelendiren Anavatan Partisi böyle bir yasakçı referandumla
siyasilerin önünü kesmek istedi ama halk buna müsaade etmedi. 25 Eylül 1988 3. Anayasa, bu da yerel seçimlerin bir yıl öne alınması ve milletvekili adaylıklarının da milletvekili seçimlerinin de 5 yıldan 4 yıla düşürülmesiyle alakalıydı. Buna da %65 hayır, %35 evetle bu referandum geçmiş oldu. 21 Ekim 2007, bu da önemli bir halk oylaması. Bunun sebebi de Cumhurbaşkanını halk seçsin mi, seçmesin mi? Ve milletvekili seçiminin de 5 yıldan 4 yıla düşürülmesi. Yani bütün halk oylamalarında 5'e çıksın, 4'e insin şeyleri olmuş. Şimdi bu 21 Ekim 2007'deki referandum muhakkak son referandum gibi çok önemli. Çünkü kırılma noktası burası. Şimdi biliyorsunuz 2007 genel seçiminde Cumhurbaşkanlığı konusu CHP'nin o zamanki Yargıtay Başsavcısı Sabri Kanadoğlu'nun 367 garabetini meclise dayatması, yani Cumhurbaşkanı seçilebilmek için 367 üyeye sahip olunması gerekir veya 367 oy bulunması gerekir tezini meclise dayatması, halbuki daha önce Turgut Özal'ın 260 veya 270 sayıyla Cumhurbaşkanı olduğu, sonra gelen Süleyman Demirel'in, rahmetli Süleyman Demirel'in yine aynı rakamlarla Cumhurbaşkanı seçildiği bir mecliste 2007 senesinde Sabih Kanadoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu bu 367 garabetini dayatmış. Cumhuriyet Halk Partisi de bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşımış ve Anayasa Mahkemesi de bunu kabul etmiş. Bu Anayasa Mahkemesi'nin kabulünden sonra şeyin de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de erken seçim istemesiyle, yine 2007'de erken seçim istemesiyle AKP Müslüman bir Cumhurbaşkanı istemiyorlar propagandası geliştirerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı seçimlere girmiş, genel seçimlere, yani Cumhurbaşkanlığı seçimini genel seçimin bir lokomotifi durumuna getirmiş. Genel seçim neticesinde de yine 367'yi bulamamış. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi %14 oy alarak 71 mebusla parlamentoya girdiği için CHP'nin de meclisi boykot etmesine rağmen Abdullah Gül 3. turda Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Yani 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin tıkacını Milliyetçi Hareket Partisi çözmüş, açmış ve demokrasinin işlemesini sağlamıştır. Bu meclisin içinde sürekli problem olmasın diye AKP bunu bir fırsata çevirmiş ve Cumhurbaşkanlığı halk mı seçsin veya seçmesin mi halk oylamasını vatandaşımızın önüne getirmiştir. Bu referandum neticesi %69 evet, %31 hayır olarak gerçekleşmiş ve Milliyetçi Hareket Partisi bu referandumda hayır oyu kullanmıştır. Sebep, gerekçe, halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı, halkın seçtiği bir başbakan ve bakanlar kurulu bir çift başlık yaratır. Problem olur. Bu olmaz diyerek
referandumda hayır oy kullanmıştır. Yani bugünkü olan gelişmelerden MHP'nin hiçbir sorumluluğu yoktur. Aksine yol göstermiş, doğru olanı anlatmaya çalışmış, fakat halkımız böyle tercih kullanmış ve 2007 halk oylamasında bu şekilde geçirmiş olduk. Evet. 12 Eylül 2010. Bu da çok önemli bir referandum. Hatta ben buna FETÖ'nün referandumu diye adlandırıyorum. Bu referandumda da 57.8 evet, 42.1 hayır. Bu da 12 Eylül 2010 senesine denk getirilmesinin sebebi, 12 Eylül Cuntası'ndan hesap soracağız ismi altında kendisini ülkücü olarak tabir eden, bizim nezdimizde aslında ülkücülüğü kalmamış arkadaşlar, bu referandumda FETÖ'nün mezardakileri bile gerekirse kaldırın oy kullandırın demesine rağmen, Sayın Genel Başkanımız da Fethullah Gülen mezardakilere oy kullandırmayı düşüneceğine, kendisi gelsin Türkiye'de oyunu kullansın diye cevap verdiği bir ortamda, maalesef bugün yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde muhalif, devletliğe karşı, hatta düşmanlık derecesinde hareket eden arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu bu 12 Eylül referandumuna evet oyu vermişlerdir. Yetmez ama evet demişlerdir. Hatta 12 yıl öncesi Marksist, Leninist, komünist militanlar bile yetmez ama evet demiştir. Ve bu referandum neticesinde Fethullah Gülen hareketi önce Anayasa Mahkemesi'nin, daha sonra da HSYK'yı tamamen ele geçirmişlerdir. Ve 2010 referandumdan sonra yargıyı ele geçiren Fethullah Gülen hareketi, terör örgütü, FETÖ terör örgütü, 2011 genel seçimlerinde önce Deniz Baykal'a kaset operasyonu düzenlemiştir. Sonra seçimin içinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne divan üyelerini kapsayan 9 kişiye kaset operasyonu düzenlemiştir. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ni barajın altında bırakmak için böyle bir yol seçilmiştir. MHP'siz meclis. Ama çok şükür Allah'ımıza ki biz 2011 seçimlerini %13 gibi bir oyla meclise girdik. 2010'da, 2011'de. Fakat 2010 ile 2011 arasında Fethullah Gülen'e karşı genel başkanımızın dik duruşu kendisini hedef tahtasına oturturdu. Ve o deminki söylediğim arkadaşlar, referandumda evet diyen arkadaşlar, kendini ülkücü olarak tabir eden arkadaşlar, 2010 ile 2011 arasındaki boşlukta Milliyetçi Hareket Partisi'nin kalelerini kaybettiğini, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2011 genel seçimlerinde kesinlikle barajı aşamayacağını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin referandumda Cumhuriyet Halk Partisi ile ortak hareket ettiğini, hayır da ortak hareket ettiğini, onun için de barajı geçemeyeceğini, bütün kalelerini kaybettiğini iddia ederek FETÖ'nün bütün televizyon kanallarında, AKP de içinde olmak kaydıyla yoğun bir kampanya geliştirdiler. Gaye Milliyetçi Hareket Partisi'ni meclisin dışına atmaktı. Ama biz bunu deminki ifade ettiğim gibi, demin de ifade ettiğim gibi
2011 genel seçimlerinde meclise girerek bertaraf ettik. 2011'den 2015 seçimlerine gelene kadar Milliyetçi Hareket Partisi'ne kurulan tuzaklar, tezgahlar, genel başkanımızı itibarsızlaştırmak için yapılan propagandalar 2015 7 Haziran'a kadar devam etti. 2015 7 Haziran'ında Milliyetçi Hareket Partisi %16 oy alarak meclise girdi. Burada önce meclis başkanlığında FETÖ'nün kontrolüne girmiş Cumhuriyet Halk Partisi. FETÖ'nün kontrolüne girmiş Cumhuriyet Halk Partisi. Bir %60'lık blok çerçevesinde içinde PKK'cıların da olduğu bir %60'lık bloğu gerekirse başbakanlığı da size verelim, hükümet kuralım teklifini genel başkanımızın elinin tersiyle itmesi, biz HDP ile mahşerde bile bir araya gelmeyiz demesi FETÖ'yü ve dolayısıyla Amerika'yı, Devlet Bey'i tabiri caizse hedefe oturtmasına sebep oldu. Bunun yanında AKP'nin CHP ile yapmış olduğu koalisyon görüşmelerini uzun tutması, oyalaması üzerinde düşünmesi gereken şeyler. 7 Haziran'da hükümet kurulmadı, sorumlu MHP'yi gösteriyorlar. Neden? Neden AKP ile CHP 45 günlük zamanın 33 gününü oyalanmayla geçirdiler? Neden Cumhuriyet Halk Partisi buna müsaade etti? Neden Cumhuriyet Halk Partisi madem koalisyon kurulmayacaktı, bunu bir hafta içinde bitirip sonra kendisi yetki istemedi? Bunlar muhakkak ki bir planın parçaları. Hadiseye böyle bakmak lazım. 35 günün neticesinde, kendi görüşmelerinin neticesinde tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi ile de görüşmeler gerekecekti. 45 günün 2-3 gününü de o şekilde MHP ile olan görüşme trafiğinde yediler. Geriye kaldı 6-7 gün. O zamanın başbakanı Ahmet Davutoğlu Sayın Genel Başkanımıza görüşme teklifinde bulundu. Sayın Genel Başkanımız da koalisyon görüşmesi için 4 şartın olduğunu. Bu 4 şartın birincisinin anayasanın ilk 4 maddesinin teminat altına alınması, kesinlikle tartıştırılmaması. İkincisi çözüm süreci denilen çürümüşlüğü çöp tenekesine atılması. Üçüncüsü 17-25 Aralık'ın yargı önüne çıkması. Ki bundan doğal bir istek olamaz. Dördüncüsünün de Cumhurbaşkanı'nın yasal sınırlar içine çekilmesi. Eğer bu 4 şart yerine getirilirse değil elimi, gövdemi bile taşın altına koyacağım diye beyanatı var. Şimdi o görüşmede erken seçim için, azınlık hükümeti için, seçim hükümeti için Sayın Genel Başkanımıza teklif sunan Ahmet Davutoğlu her üçüne de ayrı ayrı hayır demesini, yani seçim hükümeti, seçim erken seçim hayır. Niye erken seçim? Azınlık hükümeti hayır. Niye azınlık hükümeti? Vatandaşın vermediğini ben neye göre destek verip sizin azınlık hükümetinizi destekleyeceğim? Hayır. Seçim hükümeti. Seçim hükümetine de hayır. HDP'nin olduğu yerde MHP olamaz. Bir MHP'li olamaz. Ki AKP'nin teklifine Tuğrul Türkeş olumlu cevap vermiş ama partisiyle ilişkisi kesilmiştir. O bugün AKP milletvekilidir. MHP'li alakası yoktur. Bu üç şeye hayır diyen genel başkanımızı konuşma bittikten sonra
Dışarıda konuşmayı tabii bir başbakana yakışır. Kendisine teklif edilmiş konuşmayı. Efendim Devlet Bahçeli şeye hayır diyor. Ne söyledikse hayır dedi. Diye değerlendirip kamuoyuna aslında erken seçimi kendilerinin istediğini kamufle etmek için böyle bir konuşma yaptı. Ve o gün itibarıyla zaten geriye kalan günü de Cumhuriyet Halk Partisi her zamanki gibi 33 günü harcamış. Son 6-7 günde şey istiyor, yetki istiyor. Efendim ver ben kurarım. Yani hiç kusura bakmasınlar ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi ile uzaktan yakından alakası yoktur. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bugün Atatürk'ün gerçekten Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi olsaydı Milliyetçi Hareket Partisi'ne gerek kalmazdı. Bu rahmetli başkomuzun sözüdür. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi CHP'nin çizgisinden Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi CHP'nin çizgisinden Atatürk'ün çizgisinden sapmasaydı ben Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurmazdım demiştir.